merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Okrol, Trotsdim ve Trots ile Vegan edatlarına bir göz atacağız. Ben sizlere bunlar için bir sunum hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir konu anlatımı sunum üzerinden yapalım. Okrol, Trotsdim ikisi de bağlaştır arkadaşlar. Vegan Un Trots ikisi de edattır arkadaşlar. Şimdi Okrol'e bir bakalım konu anlatım olarak. Vokvalu arkadaşlar biz Türkçe çevirirken mesine masine rağmen şeklinde çeviriyoruz. Ve zıtlık belirten iki yani iki birbirine zıt cümleyi birbirine bağlıyor arkadaşlar. Beklenmedik bir durumu bildirirken ifade etmemiz gerekiyor yine aynı şekilde arkadaşlar. Obvol bağlıcının bulunduğu cümlelerde yan cümle oluşturan bir bağlaştır ve fiili arkadaşlar o bulunduğu cümlenin içerisindeki fiili biz cümlenin sonunda kullanmamız gerekir. Yani o vol arkadaşlar fiili cümlenin sonuna atar diyebiliriz. Şimdi örnek cümlelerden bakacak olursak arkadaşlar burada diyor ki iş arbeite den tak obwohl ich müde bin. Yorgun olmama rağmen Tüm gün çalışıyorum şeklinde bir cümlemiz var burada. Obvolü olan cümlemde arkadaşlar ben fiili gördüğünüz üzere özneme göre çekimleyerek cümlenin sonuna atmış bulunmaktayım. Burada arkadaşlar obvol bağlacını ben cümlenin ortasında kullanabiliyorum ve obvoldan sonra gelen cümlen benim yan cümle olmuş oluyor. Önündeki cümle zaten ana cümle. Yani bir ana cümle, bir de yan cümle birbirine bağlamış oluyor. Trotstem'den de tam farklı olarak zaten yeri budur. Trotstem çünkü arkadaşlar yan cümle oluşturan bir bağlaç değildir. Kendisinden sonra ana cümle gelmektedir. Şimdi buraya bir bakalım. Burada ne diyor? Obwohl er kein Geld hat. Parası olmamasına rağmen. kauft er ein neues Auto. Yeni araba satın alıyor. Şimdi iki zıt cümleyi birbirine bağladı. Bir de aynı zamanda ben obvoli cümleye başında bu sefer kullandım. Yani cümleyi başlatırken obvol ile başladım. Yan cümleyi başta kullandım. Ana cümleyi obvol yan cümleden sonra vermiş oldum. Obvolü arkadaşlar başta da kullanabiliyorum cümle başında da. Cümle başında kullanabiliyorsam eğer ki diyor ki bana fiili yine sona atacaksın o bulunduğu cümlede. Ama velakin ana cümleye başlarken Fiil ile başlamam lazım diyor ve fiil ile başla. Yani iki fiili cümlenin ortasında yan yana buluşturmuş oluyor. Tabi araya bir de virgül atmamız gerekiyor. Parası olmamasına rağmen yeni bir araba satın alıyor demiş olduk. Burada ise sie konnte die Prüfung nicht bestehen sınavı geçemedi. Obwohl sie viel Deutsch gelernt hat çok Almanca çalışmasına rağmen sınavı geçemedi dedi arkadaşlar. Yine o olan cümlem benim ortada. Yani ikinci cümlem. Yan cümlem ikinci cümlem olmuş oldu. Bu sefer arkadaşlar bir perfect cümle söz konusu. Eğer ki perfect söz konusuysa diyor bana fiili ben sona atarım. Ama hangi fiili yine sona atacağım? Yardımcı fiili sona atmam lazım. Burada Hab'ın yardımcı fiilini en sona gönderdim onun önünde ise asıl filmi üç, e, hemen üçüncü haliyle, partisi perfect haliyle önünde kullanmış oldum. Yine iki zıt cümleyi birbirine bağlamış oldu arkadaşlar. Burada da çok çalışmış ama geçememiş. Bundan bahsediyor. A war is cold east. Hava soğuk olmasına rağmen haus. dışarıya çıkıyoruz dedik burada da. Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkıyoruz gibi bir anlam var. Yani iki tane zıt cümle yine yan yana gelmiş bulunmakta. Op-vol iki tane anlamsal olarak birbirine zıt iki cümleyi birbirine bağlıyor arkadaşlar. Yine op-vol'ü ben başta kullandım. Yani yan cümleyi başta kullanmış oldum. Fiili sona attım. Yese göre çekimlenerek, nözneye göre çekimlenerek fiil sonda. Ama ve ki bana diyor ki arkadaşlar sen virgül attıktan sonra ana cümleye başlarken fiil ile başlaman lazım. Yani fiilleri şöyle gördüğünüz üzere ortada yan yana getirmesi gerekiyor. Cümle ortasında buluşturması gerekiyor. Ana cümleye başlarken fiil ile başladı. Daha sonra özlem gelmiş oldu arkadaşlar. Yani hava soğuk olmasına rağmen dışarıya çıkıyoruz dedi. Rotsteyme e bakalım. Trostem arkadaşlar Almanca'da buna rağmen ve yine de anlamlarına gelmektedir. Buna rağmen daha sık bir çevirisidir hatta. Bu bağlaçta arkadaşlar bir durumun beklenen veya öndüren bir sonuçla çelişkili olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır. Trostem bağlacı Almanca'da bir cümlede bir durumun olmasına rağmen diğer bir durumun yine de gerçekleştiğini veya gerçek geçerli olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Genellikle yine arkadaşlar iki zıt durumu bir araya yani iki zıt cümleyi bir araya getirecek. Ancak bu sefer Trost daha sonra gelen benim cümle ana cümle olacaktır. Obvoldeki gibi yan cümle değil. Ve obvol bağlacı arkadaşlar fiili yanına çekmiştir, çekmektedir. Yani protein bağlacının ben fiili yanında kullanmak gerekiyor. Sona atmıyor bize. Obvolden farkı da budur. Aynı zamanda da arkadaşlar ben okvol gibi trots deyimle cümleye başlama şansında değilim. mi yani. öyle bir şansım yok. Trots deyimi ben her zaman cümlenin ortasında kullanmam gerekir arkadaşlar. Hiçbir zaman cümle başında kullanımı yoktur trots deyimin. Okvolden bir diğer farkı da yine budur arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Hat kein geld, reist nach Deutschland demiş. Onun parası yok, Buna rağmen Almanya'ya seyahat ediyor. İki zıt cümle parası olmayan bir insan Almanya'ya seyahat edemez. Ya da işte yurt dışına çıkamaz ya da bir seyahatte bulunamaz. İki zıt cümle birbirine verilmiş. Işte. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar gramatik olarak bir bilgisi açısından bakacaksın. Trotz deyim bağlıcı ortada kullanılmış cümle ortasında birincisi bu. İkincisi de Hemen yanına fiili çekmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Trot deyimden hemen sonra fiili kullanmam lazım. Fiil obvoldeki cümle gibi cümle sonunda kullanılmıyor. Obvolden farkı da budur. Ben buraya şu şekilde örnek veriyorum. Obvol yazdım yanlış yapmış olurum. Birbirinin yerine kullanılmaz arkadaşlar. Dramatik açıdan değiştirirsem belki evet. Ama şuraya obvolu yazdığımda arkadaşlar asla ve asla kullanamam. Birbirinin yerini kullanım söz konusu değildir. Rot her türlü bu şekilde vermem gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Ben burada o bulu, hani bu cümleyi hani parası yok, Almanya'ya seyahat etmek istiyor dedi bana. Er hat kein Geld dedi. İkinci cümlemde şu olsun desin ki er heißt... Na Deutschland, Almanya'ya seyahat ediyor olsun. Şimdi arkadaşlar burada iki cümleyi bana diyor ki obwohl ile birlikte var. Bu sefer trotz farklı olarak parası olmamasına rağmen yani bu kısımda ben obwohl'ü kullanmam gerekiyor. Trotz farkı da budur arkadaşlar zaten. Geliyorum ana cümle değil yan cümle oluşturuyorum. Diyorum ki hatta ortada kullanılın. Eğer Reist nach Deutschland yazdım, virgülü attım, ardına Obwohl'ü getirdim. Obwohl ea er kein geld hat dedim. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Obwohl'den farklı olarak ben ne yapmış oldum? Ea er hat kein geldin arkadaşlar. trosten'den farklı olarak ea er hat kein geldin önünde obvolu kullanmış oldum. Bu cümle parası olmamasına rağmen şeklinde yaptım. Yani gramatik açıdan bir değişim söz konusu oldu arkadaşlar burada. Fiili ve sona attı yine. Trotsheim'daki gibi yanına da çekmiyor gördüğünüz üzere. Aradaki fark budur. Yan cümle oluşturduğu içindir arkadaşlar bu da. Yani Trotsheim kendisinden sonra ana cümle alırken Obwohl kendisinden sonra yan cümle oluşturmaktadır. Aradaki fark da zaten tamamen en en büyük fark da budur arkadaşlar. Bir de fiil farkı tabii ki de. Trotsten fiil yanına çeker. Obwohl ise fiili cümlenin sonuna atmaktadır. Eva de trotsdem hat eğer bir ganze nah duş ve dedi arkadaşlar. Burada da diyor ki bana... Ee o yorgundu. Buna rağmen tüm gece çalıştı. ki Ge Arbeiten diyelim. Tüm gece çalıştı. Ge -arbeiten. Şimdi burada arkadaşlar yine ne yaptı? İki ana cümleyi birbirine bağladı. O yorgundu. Buna rağmen tüm gece çalıştı. Ha, ama burada arkadaşlar bir şey var, bir fark var. Bu fark nedir? Yine perfect bir cümle vardı. Eğer ki cümlemin içerisinde, trot demli bir cümlenin içerisinde perfect kullanım söz konusuysa Proz de yardımcı fiili yanına çekmektedir. Asıl fiili yine cümlenin sonuna partisi perfect haliyle, üçüncü haliyle atmaktadır arkadaşlar. Ich bin krank. Trotzdem gehe ich zur Arbeit. Hastayım. Buna rağmen işe gidiyorum. Dedi. Burada da yine ne yapmış olduk arkadaşlar? Yine iki ana cümleyi birbirine bağladık. Ki zaten Türkçe'de bile öyle. Hastayım. Buna rağmen ben gidiyorum işe. Buna rağmen işe gidiyorum. Türkçede de iki ana cümleyi buna rağmen. iki ana cümleyi birbirine bağlı. Almanca'da da yine buna rağmen bağlıcı. iki ana cümleyi birbirine bağlıyor. Yine o boldan en büyük fark olarak cümlenin başında yine kullanamıyorum. Cümlenin ortasında kullanıyorum. Ve fiili de gördüğünüz üzere yine yanına çekmiş oldu arkadaşlar. Ich war müde. Trotzdem habe ich Die ganze Wohnung put dedi. Yorgundum. Buna rağmen tüm daireyi temizledim dedi. Ve burada yine perfect bir cümle söz konusu. Protestemin içerisinde bulunduğu perfect bir cümle ise eğer ki arkadaşlar. Ne yapıyor? Hop yardımcı fiil yanına çekiyor. Asıl fiili putsını yine partisi perfect haliyle cümlemin sonuna gönderiyor. Evet, gelelim vegan. Veganın anlamı ise yüzünden demektir arkadaşlar. Şimdi Wegen Edat'ı cümlenin nedenini belirtmek için kullanılmaktadır. Den dolayı, ötürü, nedeniyle, yüzünden, uğruna, için gibi anlamlarını gelmektedir Türkçe'ye çevrilirken arkadaşlar. Yerine göre değiştiği için burada bir sürü anlamı ben sıraladım sizlere. Almanca'da arkadaşlar, kendisinden sonra Gelecek olan isim genetif çekime uğramalıdır. Çünkü vegan genetif alan bir edattır. Bu yüzden vegan genetif alan bir edat olduğu için kendisinden sonra gelen ismi genetif olarak çekimler. Ama bunu da es geçmek istemiyorum arkadaşlar. Vegan edatı kendisinden sonra bir şahıs zamiri alırsa datif olmalıdır. Vegan diye senin yüzünden, senden ötürü gibi anlamlarına gelmektedir. Bir şahıs zamiri gelecekse vegan do ya da vegan dish diyemem. Direkt vegan kendisinden sonra şahıs zamiri alıyorsa datif olur diyorum. Ama kendisinden sonra isim alıyorsa genetif olur diyorum. Tabii Almanya'da şunu da ekleyelim. Günlük dilde her zaman datif oluyor arkadaşlar. Oh da bu şekilde olmuş oluyor. Benim ilk dediğim oh da oluyor arkadaşlar. Günlük Alman dilinde arkadaşlar. Almanya'da kullanılan dilde vegan her zaman Datif ama of oh doçta kendisinden sonra isim alırsa genitif alan bir edattır. Kendisinden sonra şahıs zamiri alırsa datif alan bir edattır diyor arkadaşlar bize. Tabi bizler de of oh göre öğreniyoruz sınavlara hazırlandığımız için. Şimdi bakalım burada örnek cümleler var. "Vegan meiner Krankheit muss ich er im Bett bleiben. Hastalığım yüzünden yatakta kalmak zorundayım dedi bana arkadaşlar. Veganı ben böyle cümlenin başında da kullanıyorum. Vegan'dan sonra arkadaşlar ben bir isim tamlaması getirmek zorundayım. Hastalığım yüzünden yani genetif gelmeli. Krankheit isim geldi. Okey gayet güzel. Krankheit arkadaşlar burada genetif çekimi uğramalı kartın artikel nominatifte di, di artikeli genetifte de der oluyordu hatırlıyorsunuz. Dea. Burada önünde main proposition edatını kullanmış. Preposition'unu vermiş. Yani preposition dediğim şey proposisyon en yani şöyle Sorry. Ee, Possessive pronom kullanmış. İyelik zamirini kullanmış. Mine benim anlamına geliyor. Dönüşen der artikeline göre ben mine'ı çekimlemeliyim. Derin elini mayenin sonuna getiriyorum arkadaşlar. Mayener krankayt şeklinde yapıyorum ve genetif bir çekim yaptım. Neden genetif çekim yaptım? Çünkü vegan diyor ki genetif oluyor. Genetif oluyorsa kendisinden sonra gelecek olan ismi artık hem de genetif çekimi uğratır diyor. Vegan, der Schlechten, müssen wir zu Hause bleiben. Kötü hava yüzünden evde kalmak zorundayız dedi. Yine cümle başında kullandı Vegan arkadaşlar burada. Ve Vegan yine genetif alıyor burada da. Çünkü kendisinden sonra Vetter gelmiş. Veta. Hava demek Veta. Veta isim okey. Bu yüzden Veta'nın artikelini genetife çekimleyecek arkadaşlar. Veta'nın artikel nominatifte das. Das artikeli genetifte de dese dönüşüyor. Biliyorsunuz ki daha sonra da der artikelleri dese dönüştü. Artık ismimizde de bir çekim oluyor. S takısını getiriyor arkadaşlar genetikte bu yüzden. Des, Schletten ve ters şeklinde yapıyorum. Kötü havaya rağmen ya da işte kötü havaya rağmen kötü hava yüzünden, kötü havadan dolayı evde kalmak zorundayız dedik. Buradan wir können wegen des Regens nicht kommen dede. Ha, veganı ben cümlenin ortasında da kullanabiliyorum ama ne zaman? Özneyi getirdim, fiili getirdim. Ardına vegan gelir arkadaşlar. Fiilden hemen sonra cümlenin ortasında kullanmak istersem fiilden hemen sonra veganı kullanmalıyım. Veganı getirdik, vegan genetif aldı, genetif aldı, genetif aldığı için kendisinden sonra gelen veganın Artikel'i genitife çekimledi. Reagan'ın artikel, dea, dea artikel de de artikel genitifte des. Ve ne yaptı arkadaşlar burada? Bir genetif çekim yapmış oldu. Çünkü vegan genetif aldığı için. Nate common. Yani burada diyor ki yağmur yüzünden gelemiyoruz. Şeklinde bir anlamı çıkmış oldu. Protsta bakalım. Protsesi arkadaşlar eranmen, e karşın, aksine gibi anlamlara gelmektedir. Cross edatı zaman zaman e halinde de kullanabilse yani datif de kullanılabilse yine aynı şekilde vegan gibi. Bu da yine günlük dilde daha sık arkadaşlar açıkçası. Cavidan. <laughs> Perfect yapıda. Şimdi sorun gelmiş çok güzel. E, ee, vegan'dan önce yardımcı fiil. Evet tabii ki de önce yardımcı fiili kullanacağız. Eğer ki perfect yapıdan varsa, perfect bir yapıysa cümlem benim. Ne yapacağım? Vegan'dan hemen önce yine yardımcı fiili, asıl fiil yine cümlenin sonunda partisi perfect haliyle kullanılacak. Buradaki de zaten gördüğün üzere bir model var ilk baş model verbi vermiş. Daha sonra asıl fiili sona atmış. Eğer perfect olsaydı buradaki cümle perfect'i burada kullanırdı. Buraya hop vegan gelirdi yine. Yardımcı fiil burada olacak. Vegan gelecek. Ardına asıl fiilimi üçüncü haliyle sona atacak gibi düşün. Yani ya da ne bileyim, kötü hava yüzünden gelemedik diyelim burada da. Hadi. Via zinc vegan des regens nicht gekommen dedim. Bak ne yaptık? Kötü hava yüzünden gelemedik. ya Gel gelmedik hatta bu direkt. Kötü hava yüzünden gelmedik dedik. Şimdi burada arkadaşlar yine ben perfect yapıda vegan'ı kullandım. Perfect yapıda vegan'ı kullanırken ne yaptım? Vegan'ı yine nerede kullandım? Yardımcı fiilden hemen sonra kullandım. Yani yan yana geliyorlar arkadaşlar. Asıl fiilim zaten yine cümlemin sonunda üçüncü haliyle, perfect haliyle kullanılmış oldu. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi da bakalım. Trots dediğimiz gibi arkadaşlar e rağmen, e karşın anlamlarına geliyor. Trots da yine genetif alan bir edahtır. Ohtoç da ama günlük dilde arkadaşlar. Nadiren de olsa karşımıza datif halde bir kat bilir. Tabi biz yine sınavlara odaklı çalıştığımız için genetip haliyle göreceğiz. Trotz des verbots gehen wir raus. Yasaklara rağmen dışarıya çıkıyoruz dedik burada da. Trotz arkadaşlar genetif alıyor dedik. Genetif aldığı için kendisinden sonra gelen ismin artikelini ne yaptı burada? Genetif çekimledi. Das verbot yasak demek. Das artikeli genetifte de dese dönüşüyor arkadaşlar. Buradaki S eki de dediğim gibi der ve das dese dönüşüyor. Bu artikellerimin sahip olan isimlerim genetifte arkadaşlar. S ya da S takısını alırlar sonuna. Şimdi tros des fabos gehen wir has. Cümle başında kullandım. Kendisinden sonra genetif aldığı için fabotun nominatifteki das artikelini genetifte dese çekimledi. Trots meiner Krankheit muss ich er zur Arbeit gehen. Hmm. burada ne dedim hastalığıma rağmen işe gidiyor gitmek zorundayım dedim şimdi burada da arkadaşlar trot bir edat olduğu için kendisinden sonra isim almak durumunda cümle değil de isim diğerleri bağlaç bunlar edat edatlar kendilerinden sonra isim alırlar cümle değil trot burada kendinden sonra krankheit hastalık ismini aldı krankheit'ın artikel nominatif de değil Trots genitif aldığı için D artikeli genitifte de dere dönüşü. Önündeki iyelik zamirinin de ben ne yapıyorum ya da iyelik artikelini ne yapıyorum? Dönüşen der artikeline göre çekimi uğratıyorum. Derin sondaki erini alıyorum mine'in sonuna getiriyorum. Mine krank şeklinde. Bir diğer cümle. Wir gingen trotz des schlechten wetters mit meinem Hund spazieren. Dedik trot'u biz cümlenin ortasında da kullanabiliriz arkadaşlar. Burada diyor ki kötü havaya rağmen biz köpeğimle yürüyüşe çıktık, yürüyüş yaptık şeklinde bir cümle var. Burada trot'u cümlenin ortasına alabildim. Yine cümlenin ortasına aldığımda fiilden hemen sonra gelmiş oldu gördüğünüz üzere. Ve trot genitif alan bir edat olduğu için kendisinden sonra gelen veta hava kelimesinin artikeli genetif ve Metanın artikel das, das artikeli genetifte de dese dönüşüyordu arkadaşlar. Bu yüzden ve vetas şekli, vetal şeklinde söylemiş olduk burada da. Evet gelelim buraya. Evet arkadaşlar şimdi vegan ve trots edatları bağlaçlı olan bazı cümlelerimden çevrilebilir. Wegener'ın while bağlaçlarıyla birlikte, while bağlacıyla kullanılmış bir cümleyi ben vegan edatına çevirip de kullanabilirim. Ya da obvol bağlacıyla kullanılmış bir cümleyi ben trot edatıyla birlikte de bir cümlenin içerisinde kullanabilirim arkadaşlar. Çevirebilirim bu şekilde. Şimdi buraya bir bakalım. Cavidan. bunu bir anlatayım. Hemen geliyorum perfect önlerine. Bu perfect de nedense birçoğumuz bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Perfect biraz sıkıntılı bir konu. Sizlere hatta perfect ilgili ben konu anlatımı yapmıştım ama isterseniz birazcık daha detaylı bir dersimizde perfect konu anlatımı da yaparız. Şimdi gelelim buraya. While I'm krank bin. Must ich im Bett bleiben. Hasta olduğum için yatakta kalmak zorundayım dedi. Varyalı cümleyi ben vegan'la da verebilirim. Eş anlamlıdır. Ama nasıl? Varyalı bir bağlıç olduğu için kendisinden sonra cümle oluyor ve yan cümle oluşturuyor. Okey. Ama vegan bir edat olduğu için şu iş plank bini arkadaşlar ben isimleştirmem gerekiyor. Çünkü vegan edat. Eğer ki diyor ki vegan edatsa kendisinden sonra isim kullanmak zorundasın. Varyalı cümleyi sen edatlı bir cümleye çeviriyorsan, vegan edatıyla yapacaksan bunu ardından gelecek olan cümle değil de isim olmalı. Var sonra gelecek olan cümleyi benim isimleştirmem gerekiyor direkt. Ben bunu nasıl isime dönüştürürüm? Bu kısım birazcık sıkıntılı, problemli gibi duruyor. Ama değil. Hastaysam hastalığım yüzünden derim değil mi? Vegan'ı kullanırken. Ne yapıyorum? Krankheit şeklinde veriyorum ismi. Hastalık. Hastalığım yüzünden demem gerekiyor. Böyle bir durumda da ne yaptın? Direkt Frank Aytin Artikel D. D Artikel der. Önünde pozitif Artikel kullanmış. Dönüşen der artikeline göre pozitifi çekimliyorum. Derin elini sonuna getiriyorum diyor direkt. Vegan Miner şeklinde isimleştirdim. Direkt. Most age in bed Hastalığım yüzünden yatakta kalmak zorundayım demiş oldu. Burada obvolle obvol bir cümle diyor ki bana sen proz edatıyla tekrardan kurup aynı anlamı verebilirsin. Nasıl dönüştürürüm peki? Obvolle das Wetterstelle ist. Diyor ki hava kötü olmasına rağmen. Wir mit meinem Hund spazieren. Biz ee, ne yapmışız? köpeğimle yürüyüşe çıktık dedi bana burada. Şimdi burada arkadaşlar obvol bir bağlaç olduğu için kendisinden sonra komple bir cümle geldi değil mi? Gördüğünüz üzere bir cümle aldı. Ama ben bunu Trots'la vermek istersem Trots bir edat olduğu için kendisinden sonra isim almalı diyorum. Bu das ve taşlet isti direkt isimleştirmem gerekiyor. Nasıl isimleştireceğim? İlk baş Dasveta'yı alacağım. Ama bunu arkadaşlar Dasveta şeklinde alamam. Çünkü Trots genetif alıyor diyor. Trots genetif aldığı için Veta'nın Das artikeli genetifte de Des'e dönüştüğü için Des yazıyorum. Şilehte de arkadaşlar sıfatı da alıyorum. Burada sıfat tanımlaması, sıfat çekimi şeklinde veriyorum. Trots, Schlechten, Wetters. Kötü ya rağmen dedim gingen wir mit meinem Hund dedim. Yani kötü havaya rağmen köpeğimle yürüyüşe çıktık şeklinde bir cümle kurmuş oldum burada arkadaşlar. Şimdi trotla ilgili e, ne demiştik? Örnek bir cümle istemiştik değil mi? Perfekte. Onu da yapalım. Peki hemen. Diyorum ki trot ama şöyle yapalım hatta. Trots'u ortaya alarak yapalım bunu da. Via, are zinc des perbots Ne de komun diyelim. Burada dedik ki wir in trotz des Verbots gekommen. Yasaklara rağmen biz geldik şeklinde bir cümle kullandık. Trotz'u ben cümlenin ortasında kullandım burada. Ama velakin arkadaşlar perfect bir yapıda trotsu kullanmak istersem yine aynı mantık. Ne yapıyorum? İlk baş özne, özneden sonra yardımcı fiil her zaman ikinci sırada olacak. Daha sonra hemen ardına trotz'u getirdim. Asıl fiilim ise cümlenin sonunda üçüncü haliyle partisi perfect haliyle kullanılmış oldu arkadaşlar. Okey. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Eğlenceli bir konu. Bence keyifli bir konu. B1'e B1 girer, B1'e girer bir konu. Ve keyifli bir konu arkadaşlar. Neden Cavidan? Nerede? Burada. Trost ve Neden? <laughs> aslında şimdi ee, şöyle Cavidan benim kendi öğrencim bu arada. Onu da ekleyelim. Neden Cavidan? Şöyle. Bunu sizler görmüştünüz derse. Bunu biliyorsun aslında. Sadece genetif kısmı görülmediği için muhtemelen soruluyor. Trost ne dedik? Genetif alıyor dedik değil mi? Genetif aldığı için Vetta'nın artikel Dastan Dese çekimlendi. Artikel de işte Artikelin değiştiği noktadan itibaren sıfatın sonuna her zaman çekim eki olarak en alıyordu. Natif'te bu şekilde görülmüştü zaten bu konu. E, genetifte de artikel değişti. Değiştiği için sıfat da sonuna en çekim ekini yine almış oldu. Okey? Umarım yardımcı olabilmişimdir. Artikellerden bağımsız değil. Artikel değiştiği için en çekimekin oluyor. Ne zaman artikel değişirse sıfat her zaman sonuna en çekime alır. Mesela akuzatifte, şimdi konumuz değişti birazcık ama akuzatifte der artikeli derine dönüştü sıfat sonuna en aldı. Di değişmedi sıfat sonuna e aldı. Das değişmedi sıfat sonuna e aldı. Artikel değişmeyenlerde e, artikel değişenlerde e. Datif'te de artikellerin hepsi değişiyordu ya. Der, deyim oluyordu. Sıfat en çekim eki alıyordu. Das, deyim oluyordu. Hop, sıfat sonuna çekim eki olarak en alıyordu. Die, der oluyordu. Hop, sıfat sonuna çekim eki olarak en alıyordu. Artikellerin hepsi değiştiği için en aldı. Genetif'te de senin bütün artikellerin değişiyor. Bu yüzden artık yerli bir sıfat çekimi söz konusu olduğunda artikellerin hepsi değiştiği için yine sıfat sonuna en çekim eki alıyor. Burada da trot... Genetif falan bir edat olduğu için VETTA'nın DAS artikelini değiştiriyor. Genetife çekimliyor. DAS DESE dönüşüyor genetifte. Artikel değişti. Hop sıfat sonuna en çekimek'i aldı diyorum. Okey. Ne demek? Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Almanca e, Almanca'da gördüğünüz gibi bir konunun içerisinden bir sürü konu çıkabiliyor. Almanca birazcık öyle bir e, değil. Böyle e, dar sokaklarda gezmeyi seven bir dil böyle birazcık... E, komplike bir dil gibi gözükse de aslında keyifli bir konuydu bence bugünkü konu. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi aslında B aynı konusuna girer bu konumuzda. Keyifli bir konudur. Cümlenin yapılarıyla oynarsınız, değiştirsiniz. Bulmacı çözer gibi bir konudur aslında bu. Güzel. Ee, umarım sizlere dediğim gibi yardımcı olabilmişimdir bugünlük. Bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüssi.